Merhaba arkadaşlar. Başarı hikayelerinde bugün konuğum Hasan Ali. Hoş geldin Hasan Ali. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Hasan Ali Karademir. 2019 YKS'de Türkiye 5265.'si oldun. Evet. Tebrik ederim. Çok güzel bir başarıya imza attın. Bizi Teşekkür ederim. gururlandırdın ayrıca. Seninle ilgili netlerinle ilgili bir bilgi vereyim arkadaşlara. Tamam Sonra hocam. bizi izleyen arkadaşların sana sormak istediklerini onların sözcüsü olarak tek tek soracağım. Arkadaşlar Hasan Ali TYT'de Türkçe'de 28 doğru 9 yanlışı var. Sosyal bilimlerde 12'ye 6. Matematikte 38'e 0. Hiç yanlış yapmaman büyük avantaj Evet. sağlamış gördüğüm Oradan kadarıyla. biraz daha iyi oldu. Evet. Fen bilimlerinde de 19'a 1. Yani Evet. matematik ve fen TYT'de gayet iyi. AYT'de de matematik 39'a 0. Yine süper. Yanlış yapsaydın belki biraz daha seni Evet. geriletirdi. Yanlış yapmaman gene çok iyi olmuş. Fizik 14'e 0, kimya 12'ye 1, biyoloji 9'a 3 şeklinde netleri. Ve bu sana 5265 gibi güzel bir sıralama getirdi. Henüz tercihlerini yapmadın. Evet, şu an Kafanda düşündüğün şeyler var. Ben şimdi tek tek sana sorular sormaya başlayayım. Öncelikle hangi okuldan mezun oldun? ben Yalvaçmen Fen Lisesi'nden mezunum. Devlet okulundan Evet, mezunsun. devlet Bana okulundan gelen sorulardan bir tanesini sana sorayım o zaman. İşte özel derse, kursa, etüt merkezine, özel okullara sence gerek var mı derece yapmak için? mezunum. Gerek yok aslında planla gidilebilirse, ama ben destek aldım. Yani faydasını da gördüm. Ama planla ilerlenirse onların hiçbirine gerek kalmayabilir. Peki. Yani sen planlı olarak çalıştın. Yani, evet. O zaman şöyle bir YKS sürecinde 9'dan itibaren nasıl çalıştın? 11-12'de mi daha çok yoğunlaştın? Bununla ilgili birazcık anlatır mısın bize? Ben 9, 10, 11'de genelde yazılıya yönelik çalışıyordum. Yani çalıştığımı ertesi gün unutuyordum yazıldan sonra. O yüzden ben daha çok bu 11'i bitirdikten sonra çalışmaya başladım diyebilirim. Yaz Yani kurslarıyla. 11'in yaz tatiline geçtiğin Aynen. anda biraz Evet. daha yoğunlaştın. Evet. Günde kaç saat çalıştın mesela? Günde yazın biraz daha farklıydı, ama okul vakitleri 2 saat ila 5 saat arasında çalışıyordum. Yani Günlük moduna göre evet, değişiyordu, öyle değişiyordu. mi? Yorgunluğuna göre. Evet, sabit bir saat yoktu. Okulda da dersler devam ediyordu bu Evet. süreçte. Okulla birlikte nasıl yürüttün? Çünkü özellikle bunu da soruyor arkadaşlar. Hani okul dersleriyle birlikte 9, 10, 11 tekrarını yapmak zorundasın. TYT, AYT tekrarını Evet. yapmak zorundasın. Nasıl yürüttün ikisini birlikte? Şimdi ben bunu birinci dönem, ikinci dönem olarak inceleyeceğim. Birinci dönemde ben 9, 10, 11 bir de okulda 12'yi götürmeye çalıştım. Pek iyi olmadı yani 12. sınıf yazılarım açısından. O yüzden birinci dönemin ortalarını doğru bıraktım. Sadece 9 ve 10 çalıştım. 12'yi de okulda götürdüm. TYT olayında zaten yarı yıl tatilinin bitiminde bitirdim. O yüzden ikinci dönemde 11 ve 12 çalıştım. Yani TYT konuların birinci dönem ve 15 tatille birlikte Aynen. bitmişti O tamamen. şekilde bitti. TYT denemesi çözmeye ne zaman başladın? TYT denemesi, yani ben düzenli olarak deneme çözmedim. Denemeyi ben bir araç olarak gördüm. Mesela çalışmamın düştüğü zamanlarda, modumun düştüğü zamanlarda deneme yaptım. O modum düşük olduğu zaman çözdüğümde de düşük netler getirdi bana biraz. O şekilde beni biraz hırslandırdı. Daha iyi yapmaya teşvik etti Arkadaşlar diyebilirim. ben bir yıl dersine de girdim Hasan Ali'nin. Gördüğüm kadarıyla sorunun peşine de düşen bir öğrenciydin. Yani Evet. yanlış yaptığın, yapamadığın soruların peşine de düşüyordun. Bu sana Evet. ne kazandırdı? Bu daha az soruyu çözerek daha iyi şeyler yapmaya kazandırdı bana diyebilirim yani. Ben çok fazla kaynak kitap bitirmedim. Çok fazla soru çözmedim, ama konunun tam olarak özünü anlamaya çalıştım. İnternetten araştırdım konunun özünü. Yani mantığını Peki, kavradıktan sonra yaptım arkadaşlara bir daha çok. tavsiyen var mı? Mesela her dersten şu kadar kaynak bitirsinler ya da şu kadar soru çözsünler gibi bir sınırlama var mı sence? Yok, kesinlikle onu diyemem. Tabii bu kişiden kişiye göre de değişebilir, ama ben konunun özümsenmesini daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konuyu anladıktan Yani, sonra evet. yorum yeteneğin de varsa bir şekilde Yani. yapabiliyorsun diyorsun. Peki şu anda sen tercih sürecindesin. Evet. Henüz tercihlerini yapmadın.
Kafanda oluşturduğun bir şey vardır mutlaka. Tabii. Tercihini yaparken neleri düşünüyorsun, nelere dikkat ediyorsun? Ya tabii bir meslek kaygısı oluyor. O yüzden önce bir iş imkanlarına bakıyorum. Bir de benim ilgi alanlarıma bakıyorum daha çok. Mesela ben uzayı, havacılığı, uçakları çok seviyorum. Veya bilgisayarı. Yani bu alanlarda ben aklımda bir liste oluşturdum. Elektrik, elektronik, makine, havacılık. Ama bu netlerle ya makine olur ya da havacılık olur diye düşünüyorum. Şimdi akrabalarda genelde şöyle bir şey vardır. 5000'e girdin, tıp kazanıyorsun. Niye tıpa gitmiyorsun? Evet. Sana da oluyor mu böyle cümleler? Şu an var üstümde öyle bir baskı. Baskı da demeyeyim de yani daha iyi bir şey olmamı istiyorlar. Ama bunun daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Çünkü severek yapacağımı düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi yaptığınız işi sevmek değil mi? En önemli şey. Ve sen mühendislik alanlarında başarılısın ki netlerine de baktığımda fizik ve matematik alanında çok iyisin. Mühendislik içinde bu gerekli olduğuna göre kesinlikle bence de doğru kararı veriyorsun. Hangi üniversiteleri inceledin tercihlerini oluştururken? Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ne baktım daha çok. Ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi biraz daha ilgimi çekiyor diyebilirim. Onun da başarılarına baktın, inceledin. Evet, inceledim. Bölümün özelliklerini inceledin. Evet. Zaten daha çok sınav zamanında böyle canın sıkıldığı vakitler, yani beni güdülemesi için baktım yani. Daha peki, da iyi oldu. Peki tercih listeni oluştururken ne kadar yukarıdan başlamayı düşünüyorsun? Mesela sıralama olarak senin 5200'lerde kaçlardan başlamayı düşünüyorsun? Ben 4000 ile 6000 aralığındaki şeyleri yazmak istiyorum. Bence belki aileleri gönüllemek için 3000-2000'leri de yaz. Yani sana bir zararı yok. Aileyi gönüllemek için yazacak mısın yani tıp? Yani bir tıp ekleyebilirim. Altlara mı? Evet. Ama şeyi garanti altına aldıktan sonra değil mi? Yani mühendisliği. Diğer türlü sevmediğim bir mesleği yapamam büyük ihtimalle. Peki. Şimdi arkadaşların sorduğu sorulardan bir tanesi de şu. YKS sürecinde çalışırken işte telefon, sosyal medya, bilgisayar kullanımı, bilmiyorum bilgisayar oyunlarına falan merakın var mıydı ama bunları sınırladın mı? Hayattan kendini soyutladın mı? Yani derece yapmak için hayattan kendini soyutlamaya gerek var mı sence? Yok, olmadığını düşünüyorum. Ben sosyal medya kullanmıyordum ama telefona ilgiliydim. Telefona bakıyordum yani oyun oynuyordum, araştırma yapıyordum. Yani günlük 200 saatimi geçiriyordum sınav senemde bile. Şeyle, telefonla ya da oyunlarla öyle evet. mi? Evet. Ya oyun iptal de. Araştırma, video, YouTube falan o tarz. Sonuçta bölümünle ilgili de belki araştırıyordun. Evet, o şekilde o zaman araştırma boşa yaptım. Geçmiş çok bir boşa zaman geçmiş değil aslında. Yani belki de olması gereken bir şey. Hele yani, ki uzay ve havacılıkla ilgili düşünüyorsan bununla ilgili bilgi edinmen de gerekiyor. Türkiye şartlarında biraz tereddüt ediyor insan. Tabii tabii. Havacılık uzay. Peki yurt dışı imkanlarını düşünerek mi daha çok tercih etmeyi düşünüyorsun uzay ve havacılığı özellikle? Yani evet. Türkiye'de kalırsam büyük ihtimalle havacılık alanında olur daha çok. Ama yurt dışını daha çok istiyorum yani uzay alanında biraz daha ilgilenmek istiyorum. Peki şöyle bir soru sormuşlar. İlk TYT netini hatırlıyor musun? Evet, denemelerde. Hatırlıyorum. Kaç netle başladın? Yanlış hatırlamıyorsam 91 veya 93'tü. 91. Bu evet. 12. sınıfta mı yaptın ilk TYT denemeni? Ya da yazında mı? 11'in yazında 11'in mı? 11'in yazında. Yazında aynen, yaptın. O zaman yapmıştım. 91 netle başladın. Evet. En yüksek netin ne zamandı mesela? Ya en da kaçtı? Netim, 110'u buldum hocam da. Çok kolay bir sınavdı. Yani peki, onu ben şeye almayayım diye düşünüyorum. Değerlendirmeye aynen, almıyorsun. Ondan önce de yaptım. 103 falan vardı. 105 vardı. Peki sınav sonuç belgenle, buradaki netlerinle deneme netlerin örtüşüyor mu? Yani Ortalama olarak. TYT biraz daha beklediğimin altında geldi. Ama AYT'yi bu veya bundan bir iki net daha yukarıda bekliyordum. Denemelere yakın bir net geldi öyle yani, mi sonucunda denemelere da? Denemelere yakın geldi. AYT yakın geldi. TYT biraz daha şey geldi. Az geldi. Ortalama olarak düşünüyorum. Ne kadar sıklıkla denemeye giriyordun? Ne kadar sıklıkla denemeye giriyordum? Bu okulun ilk dönemi biraz daha azdı. Yani 2 haftada bir, 3 haftada bir oluyordu bazen. Ama ikinci döneme geçince hemen hemen haftada bir falan deneme yapmaya başladık. Haftada bir. Evet. Şimdi farklı farklı denemelere girdin. Kiminde TYT'de 100 net yaptın, kiminde 110, kiminde de mesela normalde 110 net yaptıktan sonra düştün 90 nete. Evet. Modun düştü, moralin bozuldu. Orada ne hissettin? Tekrar nasıl toparlandın?
Bizi dinleyen arkadaşlar en çok bunu merak ediyorlar. Böyle bıktığın anlarda nasıl tekrar motive ettin kendini mesela? Orada ben yorulduğumu hissettiğim için o günlerde ben duruyordum. Ne yapmak istiyorsam onu yapıyordum. Film izliyordum. Müzik dinliyordum. YouTube'da takılıyordum. Yani telefonun oyunu oynuyordum. Şeyler yapıyordum. O gün boş geçiyor olabilirdi ama yani beni bir adım daha öteye taşıdığını söyleyebilirim yani. Bıkkın yani, olarak sürekli çalışmaktansa. Çalıştım olmuyor moduna girmedin. Yok, girmedim. Ama işte olabileceğini, evet. Böyle aynen. Düşüşler olabileceğini evet. Kabullendin. O gün kendine bir tatil evet. ilan ettin. Ertesi gün tekrar başladın. Evet. Öyle mi? Peki. İlk olarak TYT'yi ne zaman bitirip AYT'ye başladın? Hani şey soruyor arkadaşların, TYT AYT birlikte mi götürülmeli? TYT bittikten sonra mı AYT'ye başlanmalı? Tüm konuları ne zaman bitirmek gerekir? Böyle derece evet. yaptığına göre senden dinleyelim bunları. Dediğim gibi birinci dönemde ben 9, 10, 11, 12 götürmeye çalıştım. Olmadı. O yüzden ben birinci dönemi yoğun bir kısmını TYT ile götürdüm. Ve yarı yıl tatilinin sonunda da TYT'ye son noktayı koydum ama konularım bitmiş sayılmazdı. Konularımda eksikler vardı. Ama AYT'ye yönelmenin daha mantıklı bir hamle olacağını düşündüm. O yüzden AYT'ye yöneldim. Onu da biraz parça parça yapmış gibi oldum biraz. Yani mesela 2 ay falan biyolojiye çok ağırlık verdim. 2 ay kimyaya çok ağırlık verdim gibi. O tarz. Yani bir hafta içinde fizik, kimya, biyoloji hepsi birlikte değil de sen vardı ama ders yoğun vardı birazdan. Anladım. Evet. Hani bir derse daha çok yoğunluk verdin. Evet. Eksiğini fark edip onu gidermeye çalıştın. Evet, öyle oldu ama pek de iyi bir şey değil. Denemesinler. Öyle mi? Evet. Yani planlı mı ilerlemek gerekir peki? Sen evet. plan yaptın mı hiç ben kendine? Birinci dönem her ay plan yapıyordum. Aylık planlarım oluyordu. Onları da yerine getiriyordum. Mutlu oluyordum. Ama birinci dönem bizim çok yoğundu. 5 gün okul, 2 gün kurs vardı. 5 gün okul, 2 gün kurs. Hiç tatil yoktu. 15 tatile bir geldim. Biraz bir rahatlık çöktü. O anda biraz bir düşüş yaşadım. O yüzden ikinci dönemde de çok plan yapamadım. Yani bir ay yaptıysam bir ay yapamadım. O yüzden biraz ikinci dönemde dalgalı bir şey çalışmam oldu. Peki netlerinin yüksek olduğu dönem hiçbir rehavete kapıldın mı? Hani ben oldum artık, tamamım gibi bir hisse kapıldın mı? Seni kötü etkiledi mi? Yok, hiç öyle kapılmadım. Şey diye düşündüm. Ya bunlar çok kolaydı herhalde diye düşündüm. O yüzden hem daha iyi yapmak istedim hem de yani bunun da olabileceğini düşündüm. Rehavete kapılmadım. Peki. Seni tanıdığım kadarıyla dersi çok iyi dinleyen bir öğrencisin zaten. Evet. Ama böyle konuda işte anlayamadığın, eksik kaldığın yerlerde YouTube'dan, özel dersten destek aldın mı? YouTube zaten derya deniz. YouTube'a bir sürü video oluyor. Ben de eksik olduğum konularda herhangi bir YouTube kanalından izliyordum yani. Faydası oluyordu sana da. Oluyordu. Ama yani böyle sadece izlemek değil de not falan tutuyordum. Yani biraz daha gerçek bir ders hissiyatım olsun diye. Bunu da çok soruyor arkadaşlar. Düzenli defter, düzenli not tutuyor muydun? Mesela ben her şeyi yazmaktan yana değilim. Yani bunu çok tavsiye etmiyorum. Evet. Daha çok fotoğrafik hafıza tekniklerini, zihin haritalarını tavsiye ediyorum. Uyguladım. Sen nasıl uyguladın bunu? Ben birinci dönem full zihin haritalarıyla çalıştım diyebilirim. Yani ama ikinci döneme gelince hem canım istemedi gibi oldu hem de çok vakit geçti gibi oldu. Yani çok uğraştırıcı oldu gibi oldu. O yüzden yani zihin haritalarına bir ara verdim. Onun yerine yine de şey yapmaya çalıştım. Anahtar kelimeleri bulup onları yine resimleştirdim. Öyle aklımda kalacak şekilde çalıştım. Peki ne kadar zamanda bir tekrara dönmek gerekir? Ayda bir mi? Ne bileyim her konu bitiminde mi? Nasıl tekrarları tavsiye ediyorsun? Ya ben denemelerde bakıyordum. Yani denemelerde yanlış yaptığım sorulara bakıyordum. O sorular neden yanlış ona bakıyordum. Konuları hemen tekrar ediyordum. Düzeltiyordum o şekilde. Yani soru tabii. üzerinden evet. gidiyordun. Soruda eksiğin çıktıkça o konuya dönüp bakıyordun. Aynen. Tekrarladım pek planlı değildi. Eksiğin yoksa o konuya tekrar dönmüyordun. Evet. Peki. Şimdi gelelim en önemli soruya. En çok bunu merak ediyorlar. Sınav anı. O stresle nasıl başa çıktın? Süre kontrolü nasıl yaptın? Bizi izleyenlere verebileceğin taktikler var mı? Neler yaşadın sınav anında? TYT'de, TYT ve AYT olarak bunu da farklı farklı anlatayım. Çünkü aynı şeyleri yaşamadım. TYT'de güzel başladım. Matematikten başladım. Çözdüm, bitirdim. Bir baktım süre bayağı bir geçmiş. Yani beklediğimden fazla geçmiş biraz. Türkçe'ye baktım. Türkçe'de de tüm sorular uzundu yani bana göre. Biraz da
Okuma hızımda biraz şey vardı. Yavaşlık vardı. Yavaş. Evet. O yüzden Türkçeyi 20 soru çözdüm. Yani 20 soruya 30 dakika falan ayırmıştım. Bu da fazla bir rakamdı. Kalan süren açısından. O yüzden direkt fene geçtim. Sosyale geçtim. Bu onları sırada hallettim. Telaşa kapıldın mı hiç? Telaşa son 10 dakikaya kadar kapılmadım. Ama son 10 dakikada 15 sorum falan vardı. Hızlıca çözmeye başladım. Okuyordum paragrafı, anlamıyordum. Ben de açtım şekerleri. Meşhur şekerleri. Evet. Onlardan yedim. Kıtlama yaptın mı? Kıtlama yaptım. O soru çok tartışıldı biliyorsun. Evet. Peki sınav anında zor bir soruyla karşılaştın. Daha önce karşılaşmadığın bir soru mesela, ne yaptın? Takılıp kaldın mı o soruda? TYT'de geçtim. AYT'de üstünde durdum yani. 3-5 dakika ne kadar olursa olsun durdum. Yani zor, neden zor onu anlamaya çalıştım daha çok. Yani neden zor olduğunu az çok çıkarınca soru gidiyor zaten. Çözülüyor, bitiyor. Peki. Yani TYT'de çok takılıp kalmayı tavsiye etmiyorsun, evet, ama AYT'de süre var. Evet. O yüzden biraz daha uğraştım diyorsun, öyle mi? Sürekli sil baştan yapmak isterdim AYT'de. Yine benim için önemli sorulardan bir tanesi, arkadaşlar iletmemi istediler. TYT'den çıktığın günü nasıl geçirdin? Mesela şu soruyu nasıl yaptınız? İşte ben bunu yaptım gibi tartışmalara girdin mi? Arkadaşlarınla sohbet ettin mi? Yoksa tamamen internetten soyutlayıp soruları hiç konuşmadan mı geçirdin o günü? Ne yaptın? Ertesi gün bir sınav daha var çünkü. Telefonu kapattım ben o gün. Ondan sonra biraz kötü geçmişti. Ben 80 netim falan anca gelir diye düşünüyordum. Biraz moralim bozuk gibiydi. Ama sonra bir düşündüm. Yarın bir daha sınav var. Bayağı yüksek yapsam dedim. Bunu ileriye atarım dedim. O şekilde motive çalıştım ettim. O gün. Ha, çalıştın. Evet, çalıştım hocam. AYT konularına mı baktın? Evet, hemen hızlı bir tekrar yaptım. En az 3-4 net fazla yaptım diyebilirim. Ciddi misin? Evet. Ben normalde bir gün önce çalışmayın falan derim ama demek hocam, ki faydasını gördün sen. Evet. O psikolojiyle çalıştım ya. Değilse daha ben de çalışmadım. Daha rahat hissettin çalıştığın için? Evet, daha rahat hissettim. Yani hepsini hatırlamış, hepsi şu an bellekte. O şekilde ilerledim yani. Öyle bir özgüven geldi. Peki soru tartıştın mı o gün? Yani hiç şu soruyu nasıl yaptın ya da internette karşına çıkıp da ah ben bu soruyu yanlış yaptıydım gibi bir şey oldu mu sende? Yok. Direkt kapattım öyle şeyleri. Güzel. Hiç bakmadım. Çünkü en büyük tehlike burada. Ben de kesinlikle TYT'den sonra hiçbir sorunun tartışılmaması gerektiğini ve o konuda konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ertesi gün AYT var. Ona konsantre olmak lazım. AYT'ye girdin. Orada süre biraz daha bol. Daha rahat çözdün herhalde. Zaten AYT'de matematikte sadece bir boşun var. Evet. 39'a 0 yapmışsın. Onu da anlayamadım zaten. Öyle mi? İptal edilen soru falan değil. Yok, değil mi? Yok, değil. O TYT'de evet. Miydi? Tamam. Fizikte de 14'e 0 yapmışsın. Evet. Gayet iyi. Bilgine güvenince herhalde bir şekilde AYT'de devam ettin, gittin. Evet. Rahat, daha rahat TYT'ye girdin. Peki. Şimdi sınav sürecinde iyi ki yaptım ya da keşke yapmasaydım dediğin şeyler. Sınav sürecinde, bu sınav anında değil, değil mi? Yok, çalışma sürecin boyunca. Çalışma sürecinde... Yani neler tavsiye ediyorsun? İşte ben şunu yaptım, iyi ki de yaptım. Şunu keşke yapmasaydım, kimse yapmasın gibi bir şey var mı? Ben dediğim gibi birinci dönem çok yoğun gittim. Yani hiç tatilim yoktu. O yüzden ben şeyi öneririm. Haftada bir gün veya yarım gün bir dinlenmeleri lazım yani. Bir boşluk bıraksınlar kendilerine. Film izlesinler, müzik dinlesinler, arkadaşlarıyla takılsınlar. Neyi seviyorlarsa yani, onunla vakit geçirsinler. Bir de ikinci dönem uyku düzenim bozuldu benim. O kötü oldu. Hiç uyku düzenine bulaşmasınlar. Normal bildikleri gibi ilerlesinler. Benim dediğim şekilde uyumadın yani, öyle mi? Geç mi yatıyordun mesela? Normalde ben birinci dönem şey yapıyordum, gece 1'de yatıyordum. 7-7.30 gibi kalkıyordum. Ama ikinci dönem bir deneyeyim dedim. Gece nasıl çalışılıyor acaba? O yüzden şey gibi yattım. 10 gibi yattım. 1-2 gibi kalktım. Sabaha kadar çalışayım dedim. Olmadı hiç. Hiç güzel olmadı. Kesinlikle ben de tavsiye etmiyorum. Evet. Çünkü sonra beynimizin çalışma sistemine ters zaten bu. Evet. O yüzden o zaman şu kısmını keşke yapmasaydım dediğin kısım. Yani, öyle keşke mi? Yapmasaydım. Uyku düzenin bozuldu. Evet. Uyku düzenini hiç bozmasınlar. Öyle mi? Yani her gün düzenli uyusunlar. Ya fazladan 2 saat daha çalışayım da bir konu daha bitireyim. İşe yaramıyor belki. Uykudan feragat ettikleri için. Verimli geçmiyor zaten.
Peki son olarak sınava girecek arkadaşlara şunu mutlaka yapın ya da sakın yapmayın şeklinde bir tavsiyen var mı? Dediğim gibi bir gün kesin dinlensinler. Konunun özünü iyi anlasınlar. Başka da bir şey diyemem Sonuçta ÖSYM'nin önem verdiği şey müfredat, değil mi? yani. Müfredatta ne varsa onu Evet. bilecekler. Çok da Evet. fazla derin ayrıntılara dalmaya gerek yok. Yani. Çok ayrıntı konu bileceğim diye deşelemeye gerek yok. Ne veriyorsa öğretim müfredatında işte fizik için, biyoloji, kimya, matematik için hepsinde zaten internette ulaşabiliyor herkes. Yani. O müfredatta ne varsa onu öğrenecekler. Başka da ekstra çok bir şey yok. Tabii biraz da sorular çözecekler, öyle mi? Yani soru da çözülecek illa ki. İlla ki başka türlü Evet. oturmayacak. Hasan Ali çok teşekkür ediyorum sana. Ayaklarına Rica sağlık. ederim. Bizi dinleyen birçok arkadaşa yol gösterdin eminim ki. Umarım senin de gönlünde hangi meslek varsa ona ulaşırsın. İnşallah hocam. Tercih listeni umarım çok doğru bir şekilde oluşturursun ve kendi istediğin yer gelir Şu inşallah. an tek kafamda olan şey tercih listem. Onu Ha araştırıyorum. bak son olarak bir de onu sorayım. Ben hep derdim ya işte tercih dönemi daha zor diye. Sınav öncesi mi tercih dönemi mi zor? Ki sen Tercih çok dönemi güzel bir sıralama yakaladığın halde. biraz karışık ya. Ne Yani anlamda zorluk zorluyor seni? bakımında yani biraz daha ne diyeyim gelecek kaygısı oluyor artık. Biraz daha bilmiyorum. Üniversiteli oluyorsun ya hocam. Artık Farklı şeyler düşünüyorsun bu yani. kararım bütün hayatım boyunca Evet. beni etkileyecek diye Yani bundan düşünüyorsun. sonra o mesleği olup gideceksin artık. Çok önemli bir karar oluyor. O yüzden riskli bir karar. Ama güzel de bir zaman geçiriyorsun o vakitte. Peki. Çok teşekkür ediyorum Hasan Ali. Rica ederim. Ayaklarına sağlık. Yolun açık olsun. Her şey gönlünce olsun. İnşallah. Umarım hocam, inşallah.